Göktepe Tabiat Parkı. Ne bekliyoruz dayı? Geçmiyor muyuz? Sıra bekliyoruz. Para ödemeyecek miyiz? Ödeyeceğiz. Bizim dayı yürüyoruz Göktepe'de. Göktepe Tabiat Parkı. Keşan, Edirne. Keşan'dan yaklaşık 30 kilometre mi geldik? O civarlarda. O civarlarda bir yürüyüş yapıyoruz. Ve yürürken dedik ki keşfedelim Göktepe Tabiat Parkı'nı. Tabiat Parkı'nda neler var? Çam ağacı tabii ki her yer. Kamp atabiliriz. Kamp fiyatları nasıl? 75 TL. Giriş arabayla 35 TL. Yürüyerek girerseniz de 10 TL. İlk bir fiyat var. Çadırınızı, arabanızı alıp gelip burada ayrıca konaklayabilirsiniz. Onun dışında deniz var. Denizi var. Denize girebilirsiniz yani içeride. Dolayısıyla buradan çıkmalarına gerek yok değil mi? Tabii. Geldim burada kal. Gel bir hafta burada adam akıllı kamp yap. Git. Kampını yap. Kafanı dinle ve git. Biraz tabii kalabalık ortamda çöp kokusu mümkün. Biraz uzakta kalmanızı öneriyoruz. Tepelerde. Tepelerde. Vatandaştan uzak. Yalnız tek tip ağaç var ya. Hep çam. Çam ağacı. Bu çam ağacını da tanımıyoruz. Bu kızıl mı oluyor yoksa kara çam mı? O kızıl çam olabilir. Biraz daha bizim oraların çamlarına benziyor ama. Benziyor ama bizde de var karışık. Belli yükseltide. Evet. Başka? Çadır hiçbir şeyiniz yok. Evet. Kendiniz getirmediğiniz bir şey. Burada şeyde de kalabilirsiniz. Milli Park, Tabiat Parkı'nın içerisinde çadırlar var. Çadırlar var. Ya da böyle ne diyelim otağı. Altıgen yerler var. Üstüne çadır örtülü. Çadır örtülü. Orada da 175, kalabilirsiniz. 175 TL. Başlayan fiyatlar var. Ha, biraz daha büyüklüğe göre, konfora göre farklı fiyatlar var. Göktepe Tabiat Parkı da böyle yürüyüş yapabilirsiniz. Nezih, temiz bir ortam. Boş yakalarız. Boş yakalım, boş yakalım. Kamp alanımız. Denizimiz de var dayıcım. Deniz. Denizde yoksa. Güzel ya. Yüzebilirler. Mangal ye. Burada bir 5 günde 5 kilo alırlar. Her şey evlenmenin kaderi bu ya. Evet. Buraya da inelim dayı. Burada da yüzüyoruz. Burası bayağı beni şaşırttı. Şey olarak, yer olarak. Arsenal. İlerleyelim. İçerideki kamp alanları da enteresan. Büyük, güzel. Okçuluk mu yapıyoruz burada? Ha? Okçuluk mu yapıyoruz? Evet, çökmüşler oraya. Adam. Bugün akşam sonra başladı. Biz de yürüyüşümüzü yaptık dayı. Öyle değil mi? Akşam sporumuzu yaptık yani. Buradan
enteresan şeyler var. Hareketler. Oradan iniyor, öne koşuyor. Evet. Tam şey ya. Survivor. Acun çalmış mı bunlardan bu fikri, yoksa bunlar mı ondan almış? Veya onlar dünyası şey herhalde. Parklarda. Çam da kendinden geçmiş abi. Bayağı büyük bu ya. Antik kent. Antik kent. Sonradan yapılma. TÜGVA. Kamp alanı. 100 sene sonra antik kentli millet anlatabilir. Belki. Burada kamp yapıyorlar insanlar. Gençler. Böyle güzel. Gökçetepe. Yani çok benlik bir yer değil ama. Onu söyleyeyim. Çünkü gel, beni gördüm, gidiyorum. Evet, yani tekrar gelir miyim, gelmem. Daha aile var bir yer. Yani çocuğun eşiğin olacak. Böyle genç 3-4 kişi genç olarak gelir miyim, gelmem. Yani kafa arkadaş olarak. Çünkü ortam şey yani aile böyle. Ortamı. Aile ortamı. Hoş, okey ama yani bizlik değil. Gökçetepe tabii, yani tabiat parkı bizlik değil. Bol şans diliyoruz herkese. Aileyseniz gelin. Yoksa burayı boş verin, geçin, pas. Başka yerlere. İtalyan koyuna gidin. Güzel. Orada çadırınız var. Takılın akşamları, yani güzel yakın. Oradan tepeden bakın. Çadırını koy, yat orada. Tabii. Biraz keyif yap. Müzik. Biraz içki, biraz eğlence gider. Hadi bakalım. Yorumlara devam edeceğiz. Edirne'den canlı yayın, canlı yayın. Sizi yorumlarımızla boğacağım, yorumlara boğacağım. Evet, karşı taraftaki yazlıklar da Gökçetepe köyünün yazlıkları. Artık köy köylükten çıkmış. Yukarısı köy, şöyle yukarısı. Burası da artık yazlık alanlar, yapanlar, tipik bir Türkiye'den manzaralar. Betonarme evler, denize sıfır dizilmiş. Müthiş. Böyle bir denize giriyorlar buradan. Biz artık bu parktan çıkalım dayı. Gökçetepe parkından. Keşfettik sayılır. Gökçetepe Tabiat Parkı. Girdik, gezdik. Girişle ilgili size bilgi verdim. İçeride restoran, kafeterya, fırın, market, berber, mescit, plaj, çadırlı kamp alanı, karavan alanı. Yani içeride her şey var. Tabiat Parkı özel bir işletmeye verilmiş. Onlar işletiyorlar. O sebeple biraz giriş arabayla 35 TL. O anlamda durum fena değil. Güzel. İçerisi nezih. Her şey var yani. Ayımız gözüküyor. Ve şimdi Saros Körfezi'ndeki turumuz devam ediyor dostlar. Saros'ta yürüyeceğiz şimdi.